Merhabalar, ben Köfte İz Köfte ve Fit Köfte 2'nin 34. bölümüne hoş geldiniz. Şu an yanımda Salih ve Salih var. Merhaba. 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 Ve Ascending Machine odamı yaptım. Doğrusu temelini attım. Maksimum algılama mesafesi 5 blokmuş. O yüzden 5 blok falan gibi bir düzen koydum. Ayrıca arıcılık eğicime geçecek olursak, burası bayağı hoş duruyor bu arada. Şöyle bir şey yaptım. Ayrı bir AI network'e bağlı, ayrı bir al veri. Artık senden... Tamam, kırılmış zaten o Debian. Tamam. Sen gel. Crafting altan. Sonra ne yapacağız bir de buraya? Router. Ve machine filter. Tabii de her zaman gibi. Router'sız köfte olmaz. Ama maalesef köftesiz router. Router oluyor. Neydi sen? Az. Her şeyi doğru yaptım işte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kitabı da yerleştirdim. Bir tek problem olabilir. Millet onun için geleceğim ben. Neymiş o bir tek problem, benim izleyiciler duysun. Bir ihtimal. Benim bulunduğum yükseklik çok yüksek olduğu için bayağı yüksektim. Ağaç filan yetişmiyor. Böyle bir şey mi var? Hı. Nerede? Max build height'ın üstündeyim. Ha. Yani şey olmayabiliyor. Sen max build height'ın üstüne nasıl çıkıyorsun? Nasıl? Neyle çıkıyorsun yani? Dağ. Bulutlar geziyor ya. Hı-hı. Oradayım ben. Yalnız o maksimum build height'ın üstü olmuyor. Üstü olmuyor da build height'ın içerisinde oluyor. Ya orada ağaç büyümüyor mesela. Sen fazla abartmışsın ama. Bayağı bir bomb yıl harcadım orada. Şey. Loading world, building terrain. İşte bunlara building terrain. Biraz ilginçmiş cidden. Sonrasında kendimize alalım. Yalnız battle towers'ı çıkartabilir mi ya paketten? Hem içlerinde hiçbir şey yok. Yani loot hepsine elle girmem gerekiyor. Hem de mesela flat world açtım şimdi. Bekliyoruz şey olmasını. Build olmasını. Evet. Şimdi benim yapmam gereken iki şey var. Salih? Kulağım sende. Bilmiyorum köfte. Birincisi arılarımdan bir tanesi benim Apple Rice Shiny Metal üretiyor. Onu normalde ben çeviriyordum Unifier ile, fakat çevirmemeye karar verdim. Onu direkt bir şeye çevireceğim. Gene bir basa ihtiyacım yok bunda. Orasının altında bir şey var mı? Var. Sana da ihtiyaç yok. Çünkü sana sel lazım değil. Evet, bu. Bu şekilde shiny medalları alıp iridium'a çevirecek.
ve uzun sürecek, o aynı mevzu. Neyse da ben buraya gelip bu arada... Aa, abi Railcraft'ı güncellememişsin herhalde. Yo, güncelledim. En son versiyonu güncellemişsin. Firestone'lar düşmüyor. Bir bak dosyadaki versiyonuna. Ufak bir bug var. Firestone'ların düşmesi için şey kullanman lazım. Silk Touch. İşte bunlar hep Silk Touch'ın gücü. Şey versiyonuna baktın mı? Hangi versiyonda düzeltildi o? En son versiyonda düzeltildi. Ne zaman çıktı o versiyon? Sen ilk bir versiyonuna bak. 8.1.1.0 mı? 8.01 galiba. Tamam, bizim versiyonumuz da 8.1.0.0. 8.2.0.0 çıktı. Bak şu an izleyiciler sürüm numaralarından dolayı kafalı karış. Bu yaşıyor, bunu biliyorsunuz değil mi? Biz 1.6.2, 1.6.4'ten bahsediyoruz. Biliyorum. Yani sürekli sürüm numarası duymaktan dolayı. He. Rahat olsunlar. Sen buraya gelmeyecektin. Bu şeyde güncelleriz Selim. Yani izleyicilerin de kafaları karışmasın. Şimdi bizim... bir deney yapıyoruz ve... Millet... Şimdi blok etmemişler. Evet, gördüğünüz gibi hepsi çalışıyor. Tamamdır. Ama bunların direkt bağlı olmasını istemiyorum çünkü... Bunların kötü bir huyu var. Çalışmıyorken bile bir MC tüketiyorlar. Ve ben bunu istemiyorum. O yüzden şunları hemen dizip geliyorum. Muhtemelen şimdiki evet, dizip geliyorum hemen. Evet, geri döndüm ve bu şekilde dizdim. Şu köşelere yerleştirmedim çünkü istemiyorum. Ayrıca... Benim bir teorim var yoksa. Ney? Birazdan göreceğiz. Nerede benim 1.6.4 testim? Tamamdır. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? İşte bunlar hep ölmek. Ya bu işte bu... Bunlar bilmem ne... Bugünlerde bayağı sardı bana. Normalde bu kadar sarmıyor. Disable edilebilir olur. Tamam. Ardından bana Rednet kablo. Bu arada bu sistemin fikrini Hypno'dan görüp beğendim. Benim orijinal fikrim değil, onu bilin. Umarım düşündüğüm şey değildir köfte ya. Tahmin ediyorum problemin nedenini. Eğer düşündüğüm şeyse... Sıkıntı mı olacak? İnanılmaz büyük sıkıntı olacak. Hani... Bir ihtimal Chisel'le çakışıyor. 1, 2, 3, 4. Ki Chisel'ı seviyorsun. Çok seviyorum. Artı... Hani tek ben de kullanmıyorum. Paketi 4, 5. Yani oturup bayağı bir problem çözme için düşünmem gerekecek.
Cable. Cable only moda gel. Şimdi şöyle gel. Mesela şu anda şey çalıştırıyorum sistemi. Sadece Ars Magica yüklü. Hazırladım. Şimdi bana bir tane gate lazım. Rastgele bir gate. Onun için bir tane redstone'um zaten var. Bakalım şu anki hızını da göreceğiz bu sayede. Evet. Diğerlerini de algıladı. Ve bitti. Evet. Böyle bir hızı var şu an. Ve daha planladıklarımın yarısı bile değil. O zaman sana bir şey öğreteceğiz. Tabii şunun kapısında biraz girişinde birazdan yapacağım. Çok fantastik bir fikrim var bunun için. Ve bana evet. Bu lazım. Bunun için önce bu lazım. Ardından da bu lazım. Ve Buildcraft sayfasına gelelim. Bu ikisini atalım. Bana bir tane ver. Tamamdır. Ve ardından bana bir tane de... neydi dedin sen? Evet. Wireless Transmitter ve Wireless Receiver. Şimdi burada yapacağımız şey... Bunu koydu mu? Evet koydu. Bu sıra benim bugün render... ...lamakla... Tamam. İş varsa redstone sinyali ver. Ha? Bunun yanı sıra şunu şöyle koyalım ve ardından... Wireless'leri de yerleştirelim. Bize nasıl geldi? Ben iyiyim, bana bir şey olmadı. Ben gün koydum da düştü mü sen? Yok canım. Yani dikkat etmedim, ayağım kaydı. Evet. Yok oğlum. Her şey olmayınca kayıyor. Evet. Yani problem olmaz. Bir şey yani. Başını görürüz. Evet ve geri geldim. Evet. Senin frekan... Sen de... 642 ol. Ben yiyeceğim hala. Evet. Eğer iş varsa... Hatta örnek bir deneme yapalım. Evet. İş varsa redstone sinyali veriyor. Bittiğinde redstone sinyalini kesiyor. Güzel. Şimdi bana bir tane redstone torch lazım. Gel buraya. Evet. Ardından bir tane de... İyi ve kötü haberlerim var arkadaşlar. İyi haber mod çakışması değil. Kötü haber. Çalıştıramadım sistemi. Evet, ve şimdi denemeyi yapıyoruz. Valla! Peki bunun dışında enerjiyi kullanıyor mu? Hayır. Aa, kullanıyor şu an. O yüzden bunların hepsini lava alacağız. Şimdi tekrar deneyelim. Chipset yapmayı yapıyor. Ve gayet de hızlı bir biçimde yapıyor. Ama
Ama şimdi en ufak bir output vermiyorlar. Bayağı mis gibi oldu. Ve şimdi burayı yukarı çıkış sistemine halledelim. Yukarı çıkış için kullanacağımız mod. Portal Gun. Wish I had a portal gun. Wish I had a portal gun. Ya seeing güzelliği bir ayrı ya. Neyi? Vanilla Minecraft'ın. En son ne zaman oynadın? Kaç bir sene oldu? Yani şu an mod testi yaparken kullanıyorum da. Doğrusu her zaman her mod testi yaptım Vanilla Minecraft kullanıyorum vardır. İşi açısından bayağı rahat ettiriyor beni. Yani fazlalık hiçbir şey yok ya, böyle tüm itemler menülerin içerisinde çok rahat girip geliyorsun. Evet ve yukarı iniş çıkışımızı hallettik güzelce. Ve Salih'in evinden tabak çanak sesleri geliyor. Benim mikrofonum özelliği tüm çıtırtıları aldı. Ve ben bir stack daha laser ekleyeceğim. Ve bunları ekleyip geliyorum hemen. Evet ve bir steğimin daha ekledim. Dolayısıyla da gidip kendime yarım stack chipset yapacağım. Kırmızı olun, mavi olun. Mavi olmuyorlar şu an. Bu da demek oluyor ki yeter enerji yok. Biraz daha enerji sarf edeceğim. Artık. Her şeyi doğru yaptım. Ezberden yapıyorum böyle artık. Acaba bir kat yerin içine gömdüğümden mi oluyor dedim. Ondan da olmuyor. En altı tamam. 5'e 5. Ortada bir tane elmas blok koydum. Bir üst kat. Lectern, Magic Wall, Stone Block. Ne yapıyorsun sen? Ars Magica mı? Ars Magica evet. Ars Magica'nın bir bug'ı var. Ne? Şey, kurmaya çalıştığın zaman bazen air bloklar engelliyor yapılmasını. Şu an o yüzden sadece kablosuna diziyorsun. Bak, koyacağın yeri kablosuna diziyorsun. 4 yüksekliğinde. Küp şeklinde. Dört. Temizliyorsun. Tekrar deniyorsun. O zaman oluyor. Bir deneyelim. Her ne kadar hani teoriye çok büyük bir ihtimal vermesem de deneyeceğim şimdi. Yalnız Forgecraft'ta o bug vardı cidden. Evet. Şimdi deneyelim. Cobblestone. Keza. Şimdi deneyelim. Şimdi hepsi mavi mi çalışacak? Evet, hepsi mavi çalışıyor. Ve 555,6 MJ per tick kullanıyor. Ne diyorsunuz buna? Benim ürettiğim şey kadar sadece. Enerjinin yarısını ona harcıyorsun şu anda ya. Takılmaz dedim, söyleyeyim mi sana? Şu anda deniyorum senin teoriyi ama. Nasıl diyeyim? Şu anda tek yüklü olan mod Ars Magica. Oysa da bile biz şu arkadaşlarımıza bakalım. Ve bir dıdıdıdıdı sesi bizi karşılasın. Karşılayacak. Ne yapalım köfte?
işte bunlar hep dıdı dıdı dıdı. Ben sessiz aldım telefonu. Yaparken kayıt yaparken de sessiz duruyor benim telefon. Evet şimdi. Ya benimkiler genelde mesaj attığında taciz oluyor da o yüzden. Baksana bir bak hele bak hele bak hele diye 20 tane mesaj alınca. Tam 4 tane teserak herhalde işim görür. Hatta şeyin kenarlarını işaretleyin de ben. Buraya zaten 2 tane lazım sadece. Sen condensator sen bas. Bas mı? Evet bas. Like a bas. Condensatora gidecek olan şey enerji loop. Herhangi bir kullanımı yok. Bir açımdan. Sonra burada Sandomini yeni bir hat oluşturacağız. 5 Redstone'u kapatalım. Sen 5 tire ne ol? Redstone. Ve sen Redstone çıkışı ver. Sonuncusuysa bunu alacak. Ve sen şu ikisini yollayacaksın. Evet, şimdi gidip diğer tarafta bir teserak daha bağlamam lazım. Bunu bir centrifüje bağlayacağız. Lanet. Ne yapmak istemiyordum. Yaptın abi gerek yok. Derdim çok evet. Güzel. Umarım alttan giriş yapabiliriz. Yapamazsak da sağlık olsun. Bakalım. Evet yapabiliyoruz. Ve ben hemen geliyorum. Evet ve geri geldim. Tabii bunun bir şey ihtiyaç duyduğunu unuttum. O da şu arkadaşlar ödün çalabileceğimiz bir adet sel. Bunun resplerine bakarsak Resul'un niçin kullandığını görebiliriz. Diyeceğim de hapşıran bir sel ile karşılaşırız bunun yerine. O yüzden Redstone'un kullanımlarına bakacağız. Tabii bize cevap verirse oyun. Seri? Seri yok mu arkalarda? Yok. Evet, gördüğünüz gibi Mercury, Ruby, Pyrite ve Silikon. Bunun dışında Silikon'un kullanımına bakacak olursak Industrial Blast Furnace'da silikon plate elde ediliyor. Ben sana bir tane overclock upgrade basmayı isterim. Tamamdır. Evet ve senin rengini ayarlayalım. Tamamdır. Bunu da bitirdiğimize göre şu an ne yapabiliriz? Bu bölüm harbi yapacak bir şey gelmiyor aklıma şu an. Bu bölüm ben için beni sevmiyorum ya. Hı?
Hadi kendi ağır gerizekalı hissediyorum. Ne oldu? Bu kadar test, tamam mı? Bu kadar stres. Mod paketi tutmadı filan düşünceleri. Öfte cidden içimi yedi. Sonuç? Kitabın ikinci kısmını okumadım ben. Neymiş? Bir tane Blank Runet'in aktif olması için diyor. Of. Kendine küfür ettin değil mi? Birazdan bir iki saniye kulaklığın şeyini fişini çekeceğim. Hep beraber dinleyeceğiz. Ve ben şu an... Köfte bir dakika. Herkes hep beraber dinlesin benim halimi. Resmen self trolling. Ama like a boss. Bu arada sadece birkaç sen onu çaldığın süre içerisinde ben bir stack fasat craft ettim. Ne diyorsun buna? Salih? Hı? Sen onu çaldığın süre içerisinde ben 1,5 stack fasat craft ettim. Çünkü çok fasat. Aynen. Ya kongre ile ilgili bir haber geldi, ona bakıyordum, ona dağıldım. Selamlar millet, geri döndük. O ney? Rün lazım bana. O kadar çok test yaptım ki şeyde kalmış, cheat modda. Blank rune lazım. Blank rune nasıl yapılıyor? Söyleyeyim mi köfte? Nasıl yapılıyor? Üç tarafı boşluk şeyle yapılıyor. Zetonla yapılıyor. Zetonum varmış. Güzel. Kendimden tiksindim ama. Şey okumadım hiç. Kalaymış. Hemen yaparım ben böyle. Rune. Dedi durdurdu seni. Rün dedi. Onu demedi. Ben çalışmayan. Çalışmayan. Dedi. Dedi. Ben de böyle möl möl baktım. Niye çalışmıyorsun dedim. Sahane dedi. Bak buradaki H dikkat. Sahane dedi. Şimdi millet burada bakalım çalışacak mı diyeceğim. Şunu koyalım da. Bence. Overkill Assembly Table odamı yaptığıma göre... Ve bakın, köfte bir bölüm çekti ben bunlara bakarken. Hani? Bir Overkill bir Assembly Table yaptım. Evet, ilk başta benden Vintium Dust istiyor. Sen iste var ya... Biraz beklediğim kadar hızlı değil, biraz daha hızlı olabilir. Köfte sen de var ya... Sen de var ya. Ya olay tamamen ihtiyaçtan değil. Yapabiliyorken neden yapmayalım olayı? Köfte bokunu çıkartmanın da bir sınırı var. Ve biz o sınırı biliyor muyuz? Köftesin sen. Sen de salihsin. Salih olmak bir kere bokunu çıkartmak demek. Hı? Köfte olmak ne demek? Şimdi köfte. Köfte var, köfte var. Az kalsın aşağı atlayacaktım. Biraz ya. Benim tüm izleyiciler biliyor ki köfte olmak da bokunu çıkartmak demek. Biliyorum ama köfte var, köfte var. Sen köfteyiz köftesin. Evet. İşte köfteyiz köfte dediğin adam bokunu çıkartır her şeyi. Ama lezzetli bokunu çıkartır. Bence bu gayet lezzetli. Bilemedim. Bildirtmediler. Şu an üçüncü siteyi ekliyorum. Lazerlere. Hop. Bana da bir tane balık lazım. Hop tuttum balığı.
Hayır, eleman böyle koşuyor 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 ve büyücü filan çalışıyor deliler gibi. Sonra büyü yapacak malzemeleri için böyle görünüyor orada balık. Herif koşuyor göle oltayı atıyor balık elde çırpınırken şey bin şeyli basamaklı merdivenleri çıkıyor şeye ulaşmak için. Altara geri ulaşmak için. Fail büyücü. Büyü kitabını okumuyor filan. Nasıl büyücü? Clay lazımmış. Clay Clay Bunu da atalım. Daha ne istiyorsun anacığım? Turuncu rün istiyor benden. Benim turuncu çiçeğim yaz. olacaktı. Çocuklar bunu evde denemeyin. Asla bir makine çalışıyorken onunla uğraşılmaz. Deneyen var mıdır ki? Olabilir. Baklar köfte abimiz burada yapıyor. Neden olmasın? Oy, 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 sen hayır. Demir kürek. Demir gibi kürek. Aslında demir gibi olan başka bir şey ama. Şimdi bilemiyorum ne. Ama la 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 lüm lülülüm lili lilim. Bir de demir böyle şey. Üstelik bunların hepsinin seri olması için hardened olması lazım. Evet millet siz olun. Benim gibi yapmayın. Salih gibi, benim gibi de yapmayın. Salih ile arkadaş olmayın. Ve büyü sembolü olarak ne seçelim? Domuz. Yok. Domuz yok mu? Domuz da yok büyü semboller arasında da. Hani böyle kazmayı temsil edecek bir şey de görünmüyor. Geneli şey. Neyse pati seçelim. Köpek patisi gibi bir şey var onu seçelim. İşe yarar. Gazıcı. Oduncu. Tamam. Şimdi bakalım. Biraz şarj süresi var ama daha derin, daha ağır bir şey kazabilecek mi bakayım. Oy, büyücü level'ı atladım. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Şimdi bana ve asıl teste gelelim. Ars Magica'nın obsidiyanla imtihanı. İmtihanı. Pişirmemiz gerekiyor, değil mi? Obsidiyen? Obsidiyen mi kazacağım? Oha! Ne oldu? Anında kazıyor obsidiyana. Ho 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 ho. OP! This is OP. Yok neyi görürse her şeyi OP OP kazıyor. Millet hani her Let's Play'ci de görüyorsunuz. Ars Magica oynayan herkes oturuyor Fireball büyüsü alıyor ama Fireball hayat değilmiş. Obsidian'ı dokunarak kazmak da varmış. Ya da böyle zor kazılan şeyleri. Anında kazmak da varmış. La 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 lem la la lem la la lem. Ah. Herkes iyi eğlenceler. Köfte sen de bir şey söyle. Bir şey. Hatta Olmadı iki onu şey. zaten söyledim. Onu söyledim. İki şey tamam iki şey olur. Bir sonraki sefere göreceksin ve arttıracaksın. Aynen. Durdurdum. Durdurdun mu? Tamamdır. Tamam, ben hala devam ediyorum. Tamamdır.
Ama köfte çok şık oldu ya. Güzel. Oy, ben de şu an angar yapıyorum kamera karşısında. Yok hani benim çok böyle ter döktüm, kötü hissettim kendimi. Bir an her şey bitti gibi hissettim ama yaptığım gibi çok şık oldu. Çok basit de takıldım aslında. Ama... OP! OP! Ya bildiğin ben bu büyüğü şeye yoluna götürürüm. Biraz şey yavaş kaz yani. Tinker's Construct'ın kendini oturtmuş, gelişmiş şeyi için, seviyesi için ya da herhangi bir demir kazma filan için hızlı değil. Fakat obsidiyen kazacaksan, yani olay obsidiyende. Olay obsidiyende, bir de ona alan etkisi koyabilirsin daha sonra. İşte alan koyduktan sonra Tinker's Construct şey oluyor. Hehe. Hehe oluyor. İşte bunlar hep hehe. Aslında köfte sen böyle geç yayınlamayacak olsan şey de verirdim. Spoiler da verirdim ama. Neyin spoiler'ı? Bizim yeni şeylerle ilgili, paketlerle vesairelerle ilgili. Var var. Spoiler olmuyor ki. O da doğru. Late news oluyor. Hani benim mod paketi diyorum, dünyaya başa neler geldiğini millet daha öğrenecek. Evet. Ve ben 4 laser daha ekleyeceğim. İyi köfte. Yalnız bu ascending table düzeneği bana kaç elmasa mal oldu merak ettim. Köfte bu arada cidden bazen şu videoları 720p yüklememek istiyorum. Ben hep yüklüyorum. 8 megabite kadar ya benimki, bir de kadar. Ve şimdi ben bir deney yapacağım. Otistik geyikleri ne kadar sürede craft edecek? Ve gene enerji problemi. Kaçıncı bölüm bu? He? Kaçıncı bölüm çekiyorum ben? 34. Yok ben. Ha, sen kaçıncı bölüm bilmiyorum. Ah, 9'muş. Troll Magica. Troll Magica. Ben şunların craft olmasını bekleyip geliyorum. Evet, 4 tane daha yerleştirdikten sonra asıl şova başlayalım. Chest'e bakalım. Saniye başı bir tane otistik gate giriyor. O kadar çok gate'i ne yapacaksın? Kullanacağım. İşin gücünde kullanmak, her şeyi fark ediyorsun köfte. Evet ve bu sayede Ascending Machine odamız tamam. Tüm vatana hayırlı uğurlu olsun. Şuralar sevmedim ama. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüs köftenin günler, iyi eğlenceler.